Sevgi Hanım, öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun. Şu anda kızınızın durumu nedir? Kanın durumu tabii ki soğuk mu? Çok çöküntü yaşıyor. Ama bu mesleği okuduğu için kendini bayağı bir adapte etmiş durumda. Ki yıkılmamaya çalışıyor. Dirayetli bir çocukmuş. Çünkü ben ona bunu aşıladım gibi bir şey. Teraziyi dengeleyemiyoruz maalesef Türkiye gibi bir yerde. Artılarla eksilerle yaşıyoruz. Yasalar çıkmıyor. Yapıyorlar bir şeyler. Yani nasıl diyeyim? Kızımın şu anda psikolojikman bir çöküntü yaşıyor. İnşallah onu aşacağız. Allah'ın izniyle aşmak zorundayız. Yani Şu anda ailenizin diğer üyeleri ne durumda? Onların psikolojik durumu nedir? oğlum, abisi bütünüyle harap kitap oldu. Hepten yıkıldık. Ama yani bir parantez açmak gerekirse şu yönde mutluyum. Sonu bir özgecan gibi olmadı. Peki Ölüsü benim kapıma da gelebilirdi. Okul hayatına devam edecek mi bu süreçten Tabii sonra? ki. Tabii ki devam edecek. Çünkü hedefi olan bir çocuk, idol olan bir çocuk. Yani bu olaylar bizleri yıldıramayacak. Bu olaylar bizim ayakta daha bir sert şekilde durmamızı sağladı. Yani. Kaç kardeşsiniz? Kaç tane çocuğunuz vardı? İki çocuğum var. Bir yerde. Bir oğlum, bir kızım. Peki bu süreçten sonra siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapacaksınız? Bu süreçten sonra ben tabii ki üst senede bir mücadele veriyorum. İlkokula başladığından beri mücadele veriyor. Bu mücadele neden diye soracak olursanız, kadınız. Bazı şeylerden ben kendimi şöyle diyeyim, kendimden yola çıkarak kızımı da yani okutmak istedim. Ayaklarının üstünde dursun, hayatını idame ettirsin. Benim yapamadıklarımı o yapsın. Hürriyet olsun dedim. O şekilde yola çıktık. Mücadeleyi ilkokuldan beri veriyorum. Şu anda üniversite 3'te. Bundan sonra daha 3 senesi daha var bununla beraber. Ama idolüm değil hiçbir çocuk. Hiçbir zaman emeklerime yani zarar verecek bir çocuk değil. Emeğe saygı duyan bir çocuk. Hepten arkasında durdum. 3 senedir bir annenin evlat için yapabileceği her şeyi yaptım. Kendimle de gurur duyuyorum. Yani abisi olarak evladım da kırıl kırıl yetişti. Ona ben yani ailelerden şunu istiyorum ben. Bir çocuk doğduğu zaman doğar. Bir çocuğu yönlendirecek anne babadır. Eğer bir çocuğun içine merhamet yerleştirebiliyorsan, hayvan sevgisini yerleştirebiliyorsan, insan sevgisini yerleştirebiliyorsa bu çocuğu kötülüklerden engelleyebilirsin. Ama bunlar yapmadığın sürece bu çocuktan bir şey çıkmaz yani. Yani ben çocuğumun arkasından tabii ki yani çocuğum okulunu bitirecek Allah'ın izniyle ayaklarının üstünde duracak. Çünkü derler ya bir eser tamamlandığı zaman hani yüzünü güldürür. Ben eserimin daha ortasındayım. Ama eserim üniversiteye gittiği zaman, eline mesleğini aldığı zaman, o günlere başladığı zaman, hani bir hasta tedavi ettiği zaman benim eserim o zaman tamamlanacak. Yani ben şunu söylüyorum, beğenmeye yaşatılmayacak şeyler yaşatıldı. Yani ömrümden ömür gitti. Evet şu anda Ozan'la içeride, o pislik içeride. Evet 10 yıl, 20 yıl artık adalet ne verecek onu da bilemeyeceğim. Ama ben şunu üstüne basa basa söyleyeyim. Ben evet tedavi göreceğim, görmek zorundayım. Psikiyatri, psikologdan tedavi göreceğim. Ama ömrüm boyunca
boyunca şuur altı bunu ben atamayacağımı biliyorum. Çünkü evlatsın. Hani dışarıdan bir insan değil. Hani dışarıdan bir insan olsa hani şöyle deriz. Aa işte hani düşünürüz. Evet içimiz yanar. Ama bir de evladın başına geldiği zaman daha da içimiz yanıyor. Şimdi yani o kadar korku içindeyim. İnsanlar öyle bir hale getirmişler ki insan öyle yani minibüslere bindiğimiz zaman yanımda bir şey oturduğu zaman acaba bu da mı böyle bir şey yapacak? Her an içimde korku içinde yaşıyoruz. Bu korkuyu yeneceğim, zamanla yeneceğim, yenmek zorundayım. Evladım için yeneceğim. Çünkü ben dirayetli bir anneyim. Çocuğumu da o şekilde dirayetli yetiştirdim. Onun için tabii ki çocuğum hedefine odaklanacak. Peki şu anda kızınız nerede? Şu anda kızım abisinde. Yani ortam biraz değişsin diye abisinin orada, yengesi de abisi de elinden geleni yaptı. Ama şunu söylüyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani yaşadığın eşi, bak bunu ben dile getirmek zorundayım. Yaşadığın eşi, ben bu ikinciye evli ve çaresizlik bir evlilik yaptım. Bunu da söylemek istiyorum, beyan edeceğim. Bu eşinde dünyaya müşterek bir çocuğu geldi. Dünyalar güzeli. Ama maalesef o korkene cahil bir zihniyette yaşadığımın ben yeni farkla varmışım. Her zaman dedim üniversiteyi kazandığı zaman gidelim kızımızın arkasından olalım. Ayağını dolaşacak bir bağ yok. Gidelim eğitimini tamamlayana kadar kızımızına. Ama maalesef benim eşimde bir zihniyet vardı. Okuyan ne oluyor? Okumasın. İlkokulu bitirdi. Okuma yazması var. Şöyle cahil bir zihniyet. Ama bu saatten sonra böyle bir olayda canımı yakarlarsa, canım yeteri derecede yakıldı. Evladımla büyük bir sınava tutuldum, tabi tutuldum. Yani evladım için mücadele edeceğim. Bu saatten sonra bu. Yani eşim de olsa, dostum da olsa cahil zihniyetleri artık ne yasağında, ne solunda, ne önünde, ne arkamda görmek istemiyorum.